en kritik anlar ve en kritik dakikalar. Çünkü bugünkü son puanlama yapacak alan yörümce gelecek şimdi ve puanını verecek. Acaba en yüksek puanı hangi gelin alacak? Burcu mu, Şirin mi, Hamdiye mi? Veyahut da en düşük puanı hangi gelin alacak? Biz bir an önce öğrenelim ve Demet Hanım'ı buraya alalım. Demet Hanım buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Umudumuz var mı? Var. Evet. Şimdi burada siz zaten biliyorsun kendi gelinine bakmıyorsun sevgili Demet'ciğim. Diğer gelinlere, efendim görümceler diğer yani kendi gelin haricindeki gelinlerin yemeğine bakıyor. Onların yemeğini tadıyor ve onlara puan veriyor. En yüksek puan 5 puan, en düşük puan 1 puan. Bakalım o puanları kim alacaklar? Biz hiç vakit kaybetmeyelim. Hamdi'nin tabağını açalım. Açtık ve tabağımız. Evet. Tabii Hamdi'nin tabağı. Hamdi'ye yamcı olarak bugünkü sosları tercih etti gelinler biliyorsun. Orman meyveli trileçe yaptı. Evet. Sosu orman meyveli. Evet. Buyurun efendim tadına bakın. Nasıl buldun? Güzel, fena değil. Öyle mi? Yani ekşiliği falan güzel, sosu falan güzel. Ben çok tereddüt ediyordum. Hani bütün meyveleri... Özellikle Hamdi'den mi? Evet. Çünkü orman meyvesi yani bütün meyveleri karıştıracak, hepsi birbirine geçebilecek mi diye çok merak ediyordum. Hı. Ama fena değil, güzel. Keki ya falan da güzel şimdilik. Bilmiyorum. Sütü de güzel diyorsun. Güzel. Çekmiş diyorsun. Bana göre güzel. Güzel mi? Evet. Yani şaşırdım ama güzel. Eline sağlık abla. Afiyet olsun. Bak yine bak, görümcen konuşacak yine. Haklı. Ya desene tamam, çok tamam. Emek verdim, şöyle tamam, yaptım anladım. Sosunu, peki. Böyle yaptım bir şey değil. Şu anda başka bir şey yok, hiçbir şey eksikti, bu eksikti demiyorsun zaten. Yani bana göre güzel, bana tadı hoş geldi. Güzel, güzel geldi diyor. Bana güzel geldi, ben yiyebilirim yani bunu. Aa süper. Ama peki, diğerlerine bakacağız tabii. Öyle ki mi? Evet, belki daha güzeli var, bilmiyorum. Hı. Bilemem, doğru. Bilemem. Ağız tadı bu, bak, evet. Değil mi? Ve geçmek istiyorum. Şirin'in tabağına geçelim o zaman. Açtık. Şirin de frambuaz soslu trileçe yaptı. Bakalım Şirin'in tabağını beğenecek misiniz efendim? Yani çok da iyi gelmedi. Bunun keki daha iyi geldi bana. Sosu? Sosu normal ekşi, frambuazlı. Sos güzel. Ama sanki bu daha iyi. Tamam. Bana öyle geliyor. Öyle geliyor diyorsun. Evet. Peki bunun keki nasıl gelmiş? Keki bana biraz ekşi geldi. Niye? Kekin mi ekşi geldi? Evet. Ekşi. Evet. Bence ekşi trileçe görmek istiyorsan gelinin tabağını bir sonradan canım, bir tat. Canım ben onun tabağına bakmıyorum. Hayır sonradan ben bak. Ben sonradan da bakamıyorum. Çünkü kusura bakma. Onlar da bakamadı ekşilikten. Bakamadılar. Olabilir, olabilir. Limonluydu ya. Aynen, hani belki ondan olabilir. Limonlu olmasına rağmen yine de bakamadılar. Bunu ben yedim, ben yorumluyorum. Tamam yorumla, ben de cevap veriyorum. Sana karşı edebilirsin. Ben de cevap veriyorum. Hiç sıkıntı yok. Tamam, niye ekşi geldi mesela? Bana üç gün dışarıda bekletmedim ben. Ekşiyecek bir şey de yok. Herkes aynı anda yaptı. Bu benim damak zevkim, buna ben karar veririm. Bana göre ekşi. Sana göre işte. Tamam, bana göre, ben tadıyorum. Ben de damak zevkim yok. Sende çok mu var be? Çok var bende. Allah Allah. Bende çok var. Yani B eli meyli konuşunca şey olmuyor. Sen trileçeden anlamıyorsun. Ekşilikten yani... Ben bunu niye ekşi demedim? Ekşilikten mesela böyle yakınıp da yani gelinle bu limon aklını nasıl verdin? Onu da hayret ediyorum. Yani gerçekten sende damak zevki diye bir şey yok. Aklını. Sen daha zaten tadına bakmadan anladın güzel olduğunu. Direkt hemen örgü algılı olarak bu bunu ezer dedin ama dikkat et. Aa, o ezilme şeyini inşallah tamam. Sen... Ezilmezsin. Özür bir şey söyle. B deyince ya. Zoruna mı gitti? Sen benim görümceme ekşi surat dedin be. Ne dedim? Suratını buruşturuyor. Ekşi surat demedim. Yedikçe suratı kırışıyor dedim. Yedikçe. Yedikçe kırışıyor dedim. Buruşuk, evet buruşuk gömlek gibi dedim. Bak işte dediğim kelimeleri iyi dinleyin, iyi. Ya seni çeksin, ben senin neyini dinleyeyim ya? Sen kırışık gömlek derken bence orada yanıldın. Bence bunun tek bir doğrusu var, seni kıskançlıyor. Kırışık
gömlek gibi olmuşsun derken yemeği beğendiğini söylüyorsun ama her tattığında suratın buruş buruş oluyor. Ben onu kastetmiştim. Ben senin neyini dinleyeyim? Orca! Dinleyeceksin. Dinlemek zorundasın. Ne oldu? Şirket mi aldınız? Hamidiye'yi mi kazandıracaksın? Bana söylüyordunuz ama siz herhalde anlaştınız ya. Kız kaç gündür bir alıyor. Birleşmiş olsaydık, şirket olsaydık verirdik ona. Şirketinden sizsiniz. O zaman siz de aranızda anlaştınız. O şekilde geldiniz. Anlaştım. Bütün paraları, puanları Hamidiye'ye vereceğim. Ben sana söylemiyorum. Dinlemeyi ikimiz anlaştık. Ben Çağdaş'a söylüyorum. Burcu'ya söylüyorsun. Önce adımı ezberle diyorsun ya, ben sana Fatma ya da Hayriye demedim. Burcu dedim. Hay hep aynı replikler ya. Hep aynı ya, replikler. Bir geç artık ya. Allah aşkına siz sabahınızı savunamıyorsun. Yüzüyor. Burcu. Bana yürümeyin. Benden yürümeyin. Benden prim yapmayın bence. Özgür siz sabahınıza adapte olun. Kay bakayım şöyle. Gelinin bana dedi ki ben Hamdiye'ye 5 verdiğim zaman. Tamam. Bunlar dedi bu işte sanki biz böyle aramızda anlaşmışız da ben ona 5 vermişim gibi bir algı yarattı. Ben de diyorum ki o zaman şimdi seni görümcen de o tabağı beğendi. 5 puan verdi mesela. O zaman seni görümcen de mi Hamdiye ile anlaşmış oluyor? Hak etti ki verdi. Beğendim. Yani 3 tane triliçeden, önüme gelen triliçeden Hamdiye'ninki güzeldi. Hak ablacığım, etti. Bir dakika. Dün de sana bir verdim dakika. Mesela. Ben hak edeni, hak ben ettiğini bugün, vermeye çalışıyorum. Ben bugün biri hak etmemiştim ama Özgür. Ben biri hak etmedim. Hiçbir sen şeyin beni olmamıştı. Tabağını görümcen de görecek. Burcu sen hak ettin mi? Ben hak etmemiştim. Burcu bir dur konuştum. Hak ettin. Cevap yetiştirir. Çok ilginç bir kadın. Ben tabakların hakkını veriyorum, hakkını. Güzele güzel, kötüye kötü. İyisi iyi yaparsa iyi puan alır, kötü yaparsa 1 lira alır. Tamam, ne yapalım şimdi? Ne gibi? Hayır, ne yapalım şimdi? Burcu böyle söyledi diye, o öyle söyledi diye. Şimdi biz şirket mi olduk? Bir şey yapalım demiyorum. Şirket mi olduk? Hayır, ben senin tamam, gelinin... Tamam, şimdi sen muhasebecisin ya. Canım benim, sen ben muhasebeci değilim. Parası da tutarsın ben şirketi. Ben muhasebeci değilim. Senin de şirket ben mi şimdi, yaparız? Hayır, olur. Ben gelinimin parasının hesabını tutarak muhasebeci olmuyorum. Ben ev hanımıyım yani. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Sen demiyorsun ben kardeşimin evini tutuyorum hesabını, ekonomiste, tamam, finansörü, bilmem ne, bilmem neyim. Yo, finansmanı falan nasıl söyledin? Tamam, dur, bize şirket kurdurdu. Şu anda Demet Hanım burada, o bir şey demek istiyor. Sen 5 puan verirken sıkıntı yok da biz daha puanlama yapmadım bu arada. Biz vermek isteyince de onlar verince mi sıkıntı oluyor? Ben sana onu tabağıyla alakalı bak onu beğendiğin hayır, için yorum yaptın mı? Hayır şirket olmuşsunuz dedin ya. Ya ben seninle şirket oldu demedim. İkimiz neden beni bu masada hiç kimse iyi dinlemiyor kardeşim? Puanlı ben İngilizce mi konuşuyorum? Ya. Latince mi konuşuyorum? Neyce konuşuyorum ben ya? Ben Türkçe konuşuyorum tamam. Arkadaşım. Tamam. Siz beni dinlemiyorsun bak gerçekten sinirleniyorum şu an. Sinirlenebilirsin. Yani dinleyin özlerim ona söylüyorum. Için, tamam. Sen atlıyorsun. Sana söylüyorum tamam, artık. Ben onun dediği lafı bana söylüyorum. Onunla söylüyorum. Seninle alakası kapatıyoruz yok. Kapatıyoruz konuyu. Lütfen. Ben kapatıyorum ya şu an. Ben ona söylüyorum tamam. Ama. Tamam. Son yorumunu alayım ben şimdi tabağını. Beğenmedim. Peki. O zaman Burcu'nun tabağını açtık hemen. Burcu'nun tabağı efendim karadut soslu. Triliçe. Bakalım tadını nasıl bulacaksın? Bunun da ıslaklığı güzel. Yani ama çok beni benden almıyor. Anladım. Yani bilmiyorum bana öyle geldi. Güzel ama. Bir daha bak bakayım. Yenebilir. Bir daha bak ama. Bir daha bak. Demetciğim bir daha bakar mısın? Kapat. Böyle gözlerini bir kapat aynen. Hı. Şöyle. Yönlendirmeyin. Karar versin. Yönlendirmeyin. Yok beni yönlendiremezler de. Böyle bir tadına, de. Şekerine, tatlılığına. Dutunu da ye üstünden. Yemeyeceğim. İyi böyle. Benim için... Tamam mıdır diyorsun? Tamam. Yani ben kafamda tamam. Kafamda yaptım hepsi diyorsun. Tamam. Evet yaptım. Evet, puanlamanı verdim diyorsun. Verdim. Öyle mi? Verdim. Peki.